Merhaba arkadaşlar, yeni kanalımıza ve evimize hoş geldiniz. Bugün sizlere IKEA yatak tanıtacağım. IKEA divan yatak. Bu odayı normalde misafir odası olarak kullanıyorum. Misafir ya da yatak odası olarak kullanıyorum. Ama çoğu zaman da oturma odası şeklinde ekstra gelen misafirlerin rahatlıkla oturduğu bir oda olarak kullanıyorum. Oturma odası, dinlenme odası, kitap okurken falan da çok güzel olan bir oda. Şimdi bu odanın tanıtımını yapacağım. Arkadaşlar, IKEA yatak divan yatağımızı tamamen tanıtacağım. Burada bu divanın adı gündüz yatağı diye geçiyor zaten arkadaşlar. Gündüz yatağı, IKEA gündüz yatağı. Çok güzel, çok amaçlı bir yatak. Sırtınızı yasladığınızda çok rahat ediyorsunuz. Mesela arkadaşlardan bir tanesi sormuştu, oturmak için rahat oluyor mu? Gerçekten çok rahat oluyor. Ben çok seviyorum. Kitap okumak için, dinlenmek için çok güzel bir oda. Biz de bu odayı aktif kullanıyoruz arkadaşlar. Bu yeni kanalımda dikiş, ev, temizlik, her şeyi bulabileceğiniz, yenileme, eve dair her şeyi bulacağınız bir kanal olacak arkadaşlar. Umarım faydalı olur. Şimdi başlayalım yatağın tanıtımına. Ve arkadaşlar, odamızın tanıtımına geçiyoruz. Buradaki bütün malzemeler hep IKEA zaten. Hatta döşeklerin üzerine diktiğim kumaş da IKEA yatak örtüsüydü aslında. Şöyle bir şifoniyerimiz var. Bu şifoniyer 3 çekmeceli bir şifoniyer. Normalde Hemnes modeli diye geçiyor ama Hemnes modelleri daha yüksek. Burada da bunun kulpları plastik, orijinallerinin kulpları metal. Böyle bir şifoniyerimiz var. Ölçülerini birazdan vereceğim. Böyle de bir kitaplığımız var arkadaşlar. Bu kitaplık böyle IKEA'nın standart kitaplığı, zaten genelde aynı kitaplık var. Bu kitaplığın bir de daha büyüğü oluyor. Bunun iki katı, eni daha geniş. İki katı kadar bir kitaplık. Bu kitaplığın normalde bunlar, bu tek kapaklı, bu tek düze olanların, böyle ince kitaplıkların bir de cam kapakları var. İsterseniz cam kapak alıp büfe şeklinde kullanabiliyorsunuz. Tabii ki bize cam kapaklı lazım değildi. Cam kapağı ekstra satılıyor. İsterseniz alıp monte edebiliyorsunuz. Şöyle, bu da farklı bir mağazadan. Normalde bunlar tabure ama ben burada sehpa olarak kullanıyorum. Çay falan içerken üzerine bırakmak için. Ve IKEA divan yataklarımız böyle ikisi karşı karşıya. Gördüğünüz gibi 3 çekmeceli. Böyle kenarlarının hepsinin ölçüsünü vereceğim. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu yatakların iki tane döşeği oluyor. Nasıl açıldığını falan göstereceğim. Daha sonra ölçülerini almak için şöyle metremizi alalım. Şöyle. Ben kızımdan yardım alayım. Şöyle göstereyim. Öncelikle eğer bu yataktan almak istiyorsak normalde 2 metre 10 santimlik bir alan olması lazım. Yatağın yerini net olarak 2 metre 10 santim olarak ayarlamanız gerekiyor. Çünkü bu kenarlarıyla birlikte tam 2 metre 10 santimlik yer alıyor. Şöyle şuradan ölçülerini göstereceğim şimdi. Gördüğünüz gibi 86 santim. 86 santim bu kısmı. 6 santim zaten şu alan arkadaşlar. Normalde döşek kısmı 80 santim. Ve boyunu şöyle 2 metrede boyu var. Toplam olarak arkadaşlar, şöyle aldığı alanı da göstereyim. Evet arkadaşlar, şöyle 2 metre 10 santim de bu kısımda var. 10 santim tüm alanı, oturma alanını da gösterdim. Şimdi çekmecelerini göstereyim.
şöyle çekmecenin en kısmı. Şuradan çekmecemiz 57 santim. 2 santimi çıkardığımızda net alanı 55 santim. Şöyle derinliği, böyle çekmecenin derinliği 18 santim. İç derinliği 70 santim olan bu şekilde 3 tane çekmecesi var arkadaşlar. Şifonyerin genişliğini ölçelim. 90 santim uzunluğunda. Kırk altı santim eninde ve yüksekliği 82 santim yükseklikte bir şifonyer, 3 çekmeceli. Daha sonra kitaplığımızın da yüksekliği 2 metre. Şöyle eni de 40 santim arkadaşlar. Ve yataklarımız bu şekilde. Bu şekilde de ölçülerini vermiş oldum. Daha şimdi de yatağın nasıl açıldığını anlatacağım. Ne şekilde açıldığını, ne şekilde çift kişilik olarak kullanıldığını. Ve şöyle çekmecelerini açıp göstereyim. Bu şekilde tam açık hali. Şimdi de nasıl açıldığını göstereceğim. Bu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Çekiyoruz ve bu şekilde bir döşeklik daha yer çıkıyor. Şimdi normal şartlarda iki döşekle birlikte satılıyor. Üzerine iki döşek üst üste kullanılıyor ama ben oturma odası şeklinde kullandığım için döşeklerini sarıp kaldırdım, yedek olanları. Sadece tek döşekle kullanıyorum. Şimdi üzerine nasıl döşek bıraktığımı göstereceğim. İki döşek birleştiğinde nasıl çift kişilik bir yatak olduğunu net bir şekilde görmüş olun. Daha önce bir video yayınlamıştım. O videomda çok soru gelmişti. Çünkü detaylı değildi. Bu şekilde detaylı anlatmak istedim. Şöyle tekrar göstereyim. 80 santimlik bir döşek vardı zaten. Bir 80 santim daha geldiği zaman 160 santimlik. 160'a 2 bir çift kişilik yatak oluyor. Burada kırık bir tahtamız var. Bu tahtaları seyyar. Şöyle göstereyim. Çıkıyor, takılıyor geri. Ev taşırken olan bir sıkıntı. Onu değiştirebiliyorsunuz. Orada zaten satılıyor IKEA'da. Onu da göstermiş olayım. Mesela üzerine yetişkinlerin yatması biraz sıkıntılı. Bu tahtalar kırılabiliyor. Yani kırılması kolay. Eğer aktif çift kişilik kullanmak istiyorsanız size önerim, üzerine 2 metre boyunda tahtalar yerleştirin, ondan sonra kullanın. Yoksa bu tahtaları kolaylıkla kırılabiliyor. Şöyle şurada da göstereyim kırılmış olanını. Şimdi üzerine diğer döşeyi nasıl, misafir geldiğinde nasıl açıp yatak yaptığımı, ne şekilde kullandığımı net göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar, bu şekilde döşek. Şimdi döşeğin üzerine ben bu örtüyü zaten diktim. Şöyle göstereyim.
Bu şekilde diktim zaten. Normal günlük bu saten tarafı. Yatılacağı zaman bu koton tarafı kullanıyorum. Çarşaftan yaptığım alt tarafını kullanıyorum. Çünkü uyurken çok sağlıklı değil bu saten kısmı. Bir de biliyorsunuz bu şekilde üst minderine kullanacağınız döşemeler, döşeme fiyatları pahalı. Hem çok da gerek yok zaten. Aktif kullandığınız yer zaten üst tarafı. Yatak yaptığınızda üstüne çarşaf kullanacağınız için altına bu şekilde bir şey yetiyor. Mesela benim bunu yapmamdaki sebep, üzerine örtüyordum. Bozuluyordu, bir oturmadı bozuluyordu. Şimdi normal bir koltuğa oturur gibi rahatlıkla oturuyoruz ve hiçbir bozulma olmuyor. Umarım geniş bir şekilde anlatmış olmuşumdur. Eğer aklınızda almak varsa gerçekten hiç düşünmeyin. Çok çok kullanışlı bir yatak. Çocuk odasına da öyle. Eğer küçük bir evde yaşıyorsanız akşamları çift kişilik bir yatak yapıp gündüzleri üzerinde oturursunuz. Yani her halükarda çift kişilik de güzel ama tekrar söylediğim gibi mutlaka ve mutlaka şu alt kısmına dikey 2 metre boyunda en az 20 santim kadar genişlikte tahtalar bırakın ki tahta olur, laminant olur. Bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. İki ayrı yatak olarak da kullansam, yatak yaptığımda bu tarafını çevirip üzerine çarşaf örtüyorum. Zaten üzerine dikmiş olduğum şey de IKEA'nın çift kişilik yatak örtüleri. 2 metreye 60 santim boyundaki yatakların örtüleri kenarlarına da geliyor tabi. Ondan keserek yaptım. IKEA eski yatak örtüsüyle döşekleri yüzledim. Bu şekilde kullandık arkadaşlar. Umarım aydınlatıcı olmuştur. Umarım almak isteyenleri iyi aydınlatmışımdır. Çünkü ben kendim alırken hiçbir video bulamadım. Anlatan, detaylı bir şekilde anlatan hiçbir video görmedim. Ve ben de size detaylı bir şekilde anlatmak istedim. Yakın zamanda bu örtülerini değiştireceğim. Örtülerini kadife yapacağım. Rengine halen karar vermedim net olarak ama siyah kadife düşünüyorum. Eğer fikirleriniz varsa, yani renk fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Daha güzel videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın.